Çocukları pistten alalım. Az sonra takı törenimiz başlayacaktır. Takı töreninden sonra oynayabiliriz. Hani ben oynama bilmiyorum falan demeyin. Biz biliyoruz da mı oynuyoruz? Yani bu yayını yapıyoruz da çok mu biliyoruz? İsmail Küçükkaya gibi en sonunda yine tekrar soracağım. Beni nasıl buldunuz diye. Gerçekten bu artık Türk diline yerleşmiş bir kelime olacak. Yani beni nasıl buldunuz? Beni nasıl biliyorsunuz falan diye böyle. Beni beğendiniz mi? Bence İsmail Küçükkaya o programda en son onu söylemesinin sebebi programdan sonra çok eleştirileceğini düşünüp hani oradan ben bir söz alayım falan olabilir ama gene de pek yersiz oldu sanki. Yani yapmasaydı daha iyiydi. Şimdi 45 ilde yeni kuvvetli yağış uyarısı. Yeni ne oluyor ki? Eskiden de yağış var, bu yenisi hani. Bu en tazesi yani daha tazesi gelmedi gibi. Hava durumu tahminlerine göre Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyon, Karahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Ankara, Çankırı, Konya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırklareli. Oho. Ya Rize'ye kadar yağış var yani fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi yağışlar varken bu sıcaklarda yağışlar başladığında dikkatli olmak lazım. Kraliçe karıncalar tam bu havalarda çıkar. Yani yağmur başladığında dışarı çıkacak. Bir de nasıl söyleyeyim? Sivrisinekler. Hani cam pencere açıktır, gece yağış başlar falan. Sivrisinekler evlere doluşmaya başlar. Benim de geçen sene onunla ilgili bir maceram vardı. Bir tane kapsül vardı böyle. O kapsülü böyle prize takıyorsun. Eve sivrisinek falan gelmiyor. Neyse ben de bütün camları falan açıyorum. O püfür püfür esiyor falan. Rahatım böyle. Sen gece elektrik kesil. O kapsül tabii ki faaliyetini bırakınca ışık da açıktı. Tabii ışık dedim bilgisayar açıktı. O bilgisayarı gören bütün sivrisinekler eve hücum ediyor. Ve sabah bir kalktım şey gibi böyle. Nasıl söyleyeyim? Aynada baktım böyle korku filmlerindeki ki böyle kıpkırmızı olmuşum. Acayip bir şey. Yani ona da pek güvenmemek lazım. Elektrikler kesilirse gerçekten bir faciaya dönüşüyor. Dediğim gibi yağışlar, ani sel baskınları, yıldırım gibi. Hani artık zaten böyle yağış haberlerinden sonra herkes arabasının üzerine halı örtmeye başladı. Örtün bakalım yani. Bizim arabamız yok. Örtemiyoruz üzerinde.